Hepinize merhaba. Bugün size Cashback, Zamana Güzellik Kat adlı bir İngiliz romantik komedi filminden bahsedeceğim. Dikkat! Bu videoda spoiler olacağını unutmayın. Keyifli izlemeler. Çiçeği burnunda sanatçı Ben Willis, kız arkadaşı Suzy ile acı verici bir ayrılıktan sonra uykusuzluktan müzdariptir. Sevgilisi Ben'in acısını ikiye katlayarak başka bir erkekle ilişkiye başlamıştır. Ben ayrılıklarının ne kadar yıkıcı olduğunu hatırlar. Onun bakış açısından Suzy'ye ondan ayrılmak istediğini söyledikten sonra kız arkadaşının sayıp sövdüğü anlarda zaman yavaşlamıştır. Öğle yemeğinde Ben Suzy'yi yeni erkek arkadaşı Steve ile birlikte görür ve bir masaya oturur. Daha sonra Suzy ile olan ayrılığını soran arkadaşı Sean ona katılır. Ben Suzy'nin her zaman daha iyi bir şey aradığını, ister daha iyi bir parti olsun, ister daha iyi bir erkek arkadaş olsun, hiçbir şeyden tamamen tatmin olmadığını söyler. Ben onun mutlu edebileceğini düşünmediği için ilişkilerini bitirmeyi tercih etmiştir. Buna karşılık arkadaşı, Ben'in güzel bir kızla çıkması gerektiğini, bunun Suzy'yi kıskandıracağını ve Ben'i geri kazanmaya çalışacağını söyler. Daha sonra Ben bir sanat dersine girer ve çıplak bir erkek modeli çizmekle görevlendirilir. Taslağına başlarken gözü karşısında oturan güzel bir kıza takılır ve kısa süre sonra kendini kızın çene hatlarını, dudaklarının kıvrımını ve kocaman güzel gözlerini çizerken bulur. Modeli çizmemek kaba olacağından onu önlerindeki modele odaklamaya teşvik eden resim öğretmeni tarafından konsantrasyonu kesintiye uğrar. Geçen birkaç gün içinde Ben'in ayrılığı pek iyi kaldıramadığı anlaşılır. Sürekli uykusu kaçar ve boş olduğu için bütün gün Suzy ile olan başarısız ilişkisini düşünür. Daha kötüsü Ben, yurt odasının duvarlarının örtemediği sevişme ve inleme seslerine maruz kalır. Bu da onu yapayalnız olduğu gerçeğine daha da iter. Bir kere Suzy'yi arar ve tekrar bir araya gelme şanslarının olup olmadığını sorar. Hayır cevabı alır. Ben ona Steve ile zaman geçirip geçirmediğini ve onunla birlikte olmaktan daha çok keyif alıp almadığını bile sorar. Suzy onunla konuşmak istemediğini söyler ve konuşmayı bitirir. Ben aklını Suzy'den uzaklaştırmak ve son zamanlarda fazladan saatleri doldurmak için bir sürü kitap okur ve kendini rastgele şeylerle meşgul etmeye çalışır. Bir keresinde bir şeyler satın almak için markete girer ve eleman aradıklarını görür. Ben ekstra saatlerinde para kazanmaya karar verir. Hem bu sayede Suzy'yi de daha az düşünecektir. Bir taşla iki kuş vuracağını düşünerek renkli iş arkadaşlarıyla tanıştığı yerel bir Sainsbury süpermarketinde çalışmaya başlar. Bu süpermarket bir patron, bir kasiyer ve etrafta dolaşmayı seven iki adamdan oluşuyor. Ben de dahil olmak üzere toplam 6 çalışan var. Bunların arasında meslektaşı Sharon da vardır ve çok geçmeden ikisi birbirine yaklaşır. Ben sabahlara okula gider ve geceleri işe gidip acısını atlatmaya başlar. Gece vardiyası sırasında Ben, dökülen bir fasulye torbasına dalıp gittiği anda işvereni Jenkins tarafından görülür ve beni azarlar. Ben kendine gelir ancak bir kez daha güzel bir kadın tarafından dikkati dağıtılır. Kadın bir şeye uzanırken şortunun altından iç çamaşırı görünüyordur. Bu noktada Ben, kadın bedeninin resmini yapmayı ne kadar sevdiğini düşünür. Ona göre kadın bedeninin kendine özgü bir tür gücü vardır ve çoğu kadın bu gücü farkında olmadan taşır. Bir dizi flashback izleriz. Bu sırada Ben, bu gücün onu nasıl etkilediğini örneklerle anlatır. Kadın bedeninin güzelliğinden her zaman nasıl etkilendiğini açıklar. Küçüklüğünde bir kadının duştan odasına çıplak bir şekilde yürüyüşüne nasıl tanık olduğunu, daha ileriki bir yaşında en iyi arkadaşı Sean ile ebeveynlerinin odasındaki yetişkin dergilerini buldukları zamanı ve Sean'ın vulvasını göstermesi için Natalie isminde mahalleden bir kıza 50 peni verişini, sonrasında mahalleden diğer çocukların da aynı şeyi yaptığını hatırlar. Bu noktada Jenkins dökülen fasulyeleri temizlemesi için beni tokatlar. Ben yeni işine alıştıkça iş arkadaşlarının her birinin nasıl zaman geçirdiğine dikkat etmeye başlar. Kasiyer Sharon zaman en büyük düşmanı olduğu için saate bakmaktan kaçınır. Sharon'a göre bilinçli olarak geçmesini beklediğinizde zaman yavaşlar. Barry Brick duruma daha farklı yaklaşır. Brick çalışmak haricinde her şeyi yapma konusunda ustalaşmıştır. Arkadaşı ve meslektaşı Matt Stephens da onunla aynı görüştedir. Vakit geçirmek için yaptıkları şeylerden biri, süpermarketteki kadınların alışveriş çantalarına gizlice yetişkin oyuncakları atmaktır. Barry ve Matt kasaya gittiklerinde hangi kadınların yetişkin oyuncağını satın almaya karar vereceğini merakla izler. Satın almaya karar verenleri görünce mutlu olurlar. Zaman geçirme sanatına katılmayan tek kişi patronları Jenkins'tir. Hayatı hakkında durmadan çalışanlarla konuşurken her anın tadını çıkaran biridir. Gece vardiyasındaki can sıkıntısından kurtulmak için Ben, hayal gücünü tamamen serbest bırakır. Zamanı durdurabileceğini, böylece bir filmin duraklaması gibi donmuş bir dünyada dolaşabileceğini hayal eder. Süpermarketin kadın patronlarının dona kaldığını, giysilerini soymasına ve kendilerini çizmesine izin verdiklerini hayal eder. En sonunda zamanı durdurma yeteneği gerçek olur. Bir gün zamanı gerçekten dondurabildiğini fark eder.
Her şey ve herkes yerinde durur. Sadece o dolaşabiliyordur. Ben'in hayali bir sanatçı olmaktır ve bunu süpermarkette karşılaştığı kızları çizerek yapar. Ben zamanı dondurduğunda süpermarketteki güzel kadınları sık sık soyar ve her koridorda vücutlarını çizer. Tamamen çıplak güzelliklerine odaklanır. Hazır olduğunda Ben'in yapması gereken tek şey parmaklarını kütletmek ve zaman normal hızına döner. Başka bir gece vardiyasında Ben Sharon'la soyunma odasında karşılaşır. Sevimli Sharon Ben'in sandviçinden bir ısırık alır ve yanağına bir parça turşu yapışır. Ben beceriksizce onu silmesini söylese de Sharon bir türlü doğru noktayı silemez. Daha sonra turşuyu uysalca kendisi siler ve Sharon soyunma odasından ayrılmadan önce birbirlerine gülümserler. Bir süre sonra Ben, Matt'in Sharon'a çıkma teklifi ettiğini öğrenir ve hayal kırıklığına uğrar. Vurulma kelimesinin hem aşk hem de ağır acı içinde kullanılmasının ne kadar garip olduğunu belirtir. Ben daha sonra hayatında tüm vurulduğu kızları hatırlar. İlk aşık olduğu kız ilkokulda Tanya adında bir kızdır. Tanya bir kaza geçirmiş ve kolu alçıya alınmıştır. Ona gönlünü kaptırmasına sebep olan şey Tanya'nın bu durumu büyük bir metanetle karşılamasıdır. Tanya'nın alçısının çıktığı gün sınıf arkadaşları tarafından zorbalığa uğrar çünkü kolundaki tüyler uzamıştır. Ben ağlayan Tanya'ya yaklaşıp onu neşelendirir. Ben daha sonra ona çıkma teklifi eder ve hemen olumlu cevap alır. Bir gün okul çıkışı Tanya ilk öpücüklerini gerçekleştirmek üzere Ben'e yaklaşır ama Ben öpücüğü ertesi güne erteler. Ne yazık ki Tanya ve ailesi ertesi gün Amerika'ya taşınır. Ben'in patronu Alan Jenkins, utanç verici bir yenilgiden sonra bir hafta sonu futbol maçı için personeli maça çağırır. Matt topu ona geçirmeye çalışırken top Jenkins'in yüzüne çarpar. Kanaması olan Jenkins, Matt tarafından hastaneye kaldırılır. Diğer takım arkadaşları da eve gider ve Ben ile Sharon'u yalnız bırakır. Yakındaki bir lokantaya oturup birbirlerine kişisel sorular sorarlar. Ben Sharon'a Matt ile ilişkisi olup olmadığını sorar. Sharon hayır der. Sadece bir kez arkadaş olarak bir film izlemek için sinemaya gittiklerini ekler. Ben ayrıca Matt'in daha önce iddia ettiği gibi Sharon'la yatmadığını öğrenir ve mutlu olur. O gece ikisi birbirlerine karşı bir şeyler hissetmeye başlarlar ve Ben onu evine bırakır. Ben ilk öpücüklerini berbat eder ve Sharon'u beceriksizce yanaklarından öper. Jenkins hem kendi doğum günü için hem de yenilgi için bir teselli olarak bir parti verdiğinde Sharon benden randevusu olmasını ister. Daha sonra Jenkins beni partisi için sürpriz bir striptizci tutmakla görevlendirir. Ben'in bunun için Sean'ın yardımına ihtiyacı vardır ve karşılığında onu da partiye götürür. Bunca zamandır Ben'in düşünebildiği tek şey Sharon olmuştur. Sharon'u yalnızca parlayan bir direğin aydınlattığı karanlık bir köşede hayal eder. Sharon, seksi siyah giysilerle direğin etrafında kışkırtıcı bir şekilde dans ederken Ben'in gözlerine bakar. Partiden önceki gece Sharon, soyunma odasında konuştuktan sonra Ben'i öper ve bu öpücüğün ciddiyeti ve önemi ancak Ben'i uyutan tek şey olmasıyla ifade edilebilir. O akşam 4 haftayı uyanık geçiren Ben, ertesi gün öğleden sonraya kadar uyur. Parti gecesi Ben, striptizci olan Natalie ve ilişkilerine bir şans daha vermesi için yalvaran eski kız arkadaşı Suzy ile karşılaşır. Ben onu reddeder ama Suzy onu öper ve Sharon bunu uzaktan görür. Sharon öfkeyle partiden ayrılır. Ben Sharon'un öpücüğü gördüğünü fark eder ve zamanı dondurur. Donmuş zaman içinde birkaç gün geçtikten sonra Ben, zamanı durdurabilmesine rağmen hatasını düzeltmek için onu tersine çeviremeyeceğinin sonucuna varır. Sonunda Sharon'un evine gidip olanları açıklamaya çalışır ve filmin başlangıcındaki ayrılığına benzer bir çatışma meydana gelir. Sharon süpermarketteki işini bırakır. Şaka olsun diye meslektaşları Barry ve Matt, Ben'e telefon açarlar. Matt, Ben'in çizimlerini sergilemek ve diğer eserlerini de görmek isteyen bir sanat galerisi gibi konuşur. Ben geldiğinde önceden planladıkları gibi yaptıkları eşek şakasını açıklarlar. Bununla birlikte gerçek galeri sahibi yine de Ben'in çalışmalarıyla ilgilenir ve Ben'in çizimlerini sergilemeye karar verir. Sharon sergiye davet alır ve ziyaret eder. Parçaların çoğunun onu tasvir ettiğini görünce etkilenir ve mutlu bir şekilde Ben'i başarısından dolayı tebrik eder. Filmin sonunda Ben zamanı dondurma gücünü Sharon'la paylaşır ve ikisi dışarıya yağarken havada donan karların arasına çıkar.